Sayımız az. Öğrenciler gelmediğinde mesela hepsiz olur. Bu kadar mı sorular olur? Şimdi gençler biliyorsunuz, Hristiyan Teknik Mühendisliği Meslekçisi'nde bir başından bir soru açacak. Demek ki söyledik. Demek ki kendisi kalkmıştır. Biz son sınıftasınız, 8 sınıftasınız. İstedik ki 8 sınıftaki öğrencilerimize hem okulunuzu tanıtalım hem de bir karar aşamasındasınız şu an. Geleceğinizle ilgili bir yön vereceksiniz. Bu tabi önce siz daha çok gençsiniz, çok fırsatlar çıkacak. 9 sınıftan sonra, liseden sonra, üniversiteden sonra değişik fırsatlar çıkacak. Ama bu da yön verme aşamasında bir geçiş noktası 8. sınıf. Bu aşamada sizlere bizim de katkımız olsun istedik. Biz bütün köyleri dolaştık. Onların buraya gelme ihtimali olmadığı için, zor olduğu için. Merkezdeki öğrencilerimizi de okulumuza davet ediyoruz. Şimdi şeyi izlediniz. Biraz sonra Levent Bey okulumuz ve bundan sonra sizin yapabilecekleriniz hakkında diğer okullar hakkında ayrıntılı bilgi verecek. Ama ben size okulumuzla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Okulumuz arkadaşlar yaklaşık 30 bin dönüme kurulmuş ve 4 tane, 4 çeşit tür okulun iç içe eğitim yaptığı bir kurum. Şu an için 610 öğrencimiz ve 50 öğretmenle ne yapıyoruz? Eğitim öğretime devam ediyoruz. Karma bir eğitim yapıyoruz arkadaşlar. Yani kız ve erkek öğrencilerin tercih edebileceği bir okul türü. Özellikle biz bu tanıtıma bu sene çok büyük önem verdik. Kız öğrencilerimiz olduğu için de söylüyorum. Neden? Kız meslek lisesi açıldıktan sonra, orası biliyorsunuz daha önce ÇP'deydi. Kız ve erkek öğrencileri gidebiliyordu. Ama orası kız meslek lisesi olduktan sonra halkımızda şöyle bir kanı oluştu. İşte orası kız meslek kızlar, burası endüstri meslek erkekler güzel diye bir kanı oluştu. Biz biraz da bunu yıkmaya çalışıyoruz. Burası karma bir okul. Kızlarımızın da gidebileceği bilişim gibi, makine ressamlığı gibi alanlarımız var. Buraya da kızlarımız tercih edip rahatlıkla okuyorlar. Şu an okuyan kız öğrencilerimiz de var. Daha önce 50'ye yakın kız öğrencimiz vardı ama dediğimiz gibi şu an o sayı azaldı. Bunun sebebini de biz ona bağlıyoruz. Onun için özellikle köylerde yaptığımız toplantılara, buradaki merkezde mesela önce sonra Murat Erbey'e gideceğiz. Velilerimizi de davet ediyoruz. Eğer okul bizi şeye davet ederse velilerle de birebir görüşüyoruz. Şimdi Levent Bey sizlere kısa bir tanıtım yapacak. Daha sonra da hep beraber alanları gezeceğiz. Sormak istediğiniz, şey yapmak istediğiniz bilgiler olursa da bizler gerekli açıklamayı yaparız. Evet, şimdi arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz zaten. Genel olarak ben okulumuz hakkında bilgi vereceğim. Şimdi okulumuz aslında tek çatı altında 4 farklı okuldan oluşuyor. 4 farklı okul türümüz var bizde. Birincisi Anadolu Teknik Lise. Anadolu Teknik Lise öğrencileri SBS ile geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay sonra, bir aydan beri kısa bir süre kaldı. SBS sınavı var. SBS sınavının sonucunda ne yapıyorsunuz? Puan alacaksınız. O puana göre öğrenciler ne yapıyor? Bizim okulumuzu tercih ediyorlar. Anadolu Teknik Lise'ye gelebiliyorlar SBS puanı sonucunda. Şimdi SBS puanı nasıl geliyor peki öğrenci? Normal tercih döneminde bizim okulumuzu tercih ediyor ve geliyor. Geldiği zaman direkt olarak alana geliyor. Anadolu Teknik Lise'de iki tane alanımız var. Bir tanesi bilişim teknolojileri alanı, biri de elektrik elektronik teknolojisi alanı. Bu alanlara dediğim gibi SBS ile öğrenci alınıyor. 24 toplam 48 tane kontenjanı var.